Anadolu'yu Bakış Açısı programından hepinize iyi akşamlar diyorum sevgili seyirciler. Bu akşam konuğum Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Metin Alper. Sayın Alper hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Aloğlu. İyi akşamlar diliyorum ben de. Sevgili seyirciler, bu akşam Sayın Müdürümüzden Adıyaman'da asayiş durumunu, uyuşturucu, trafiği, Adıyaman emniyetiyle ilgili her konuyu konuşacağız. Besleden gergere bir bütün olarak Sayın Müdürümüz emniyet kendi sorumluluk alanında olan biten her şeyi bu akşam biz soracağız, Sayın Müdürümüz cevaplayacak. Sayın Müdürüm tekrardan hoş geldiniz diyorum size. Öncelikle ilk sorum şu olsun. Adıyaman'da atandığınız günden bu zamana kadar yapmış olduğunuz birçok alanda çalışma yaptınız. Yapmış olduğunuz birçok çalışma da Türkiye gündemine oturdu. En son olarak İçişleri Bakanı'nın geçen 10 gün önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. Uyuşturucu tacirlerini, satıcılarının bacaklarını kırın, suçu bana atın diye. Ve ertesi gün siz bir operasyon yaptınız. Türkiye gündemine oturdu bu operasyonunuz. Bu uyuşturucu noktasında Adıyaman ilimizin Türkiye geneline kıyaslama yaptığımızda nedir bizim durumumuz, sizin çalışmalarınız? Öncelikle bizi Adıyaman'ımızdan, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden izleyen çok değerli izleyicilerimize şahsım ve emniyet teşkilatım adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii biraz önce buyurduğunuz konunun cevabı bizde çok açık ve net. Sayın İçişleri Bakanımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında bizlere kararlı olmamız açısından, dik duruş göstermemiz açısından ve bizleri motive etmek açısından verdiği örnek bizim tarafımızdan çok doğru şekilde anlaşıldı. Hani biz bunu tabii hiç kimse tutup da bir insanın hukuk dışı olarak ne bacağını kırar, ne belini kırar, ne kafasını kırar. Yalnız bizim bu mücadelede kararlı duruşumuzu göstermek adına kullanmış olduğumuz terimler, arkadaşlarımız da bunu doğru anladı. Mustafa Bey, biz o gün yaklaşık 10,5 kilo bonsai yakaladık Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı olarak. Bu yakalama son 2 ve 3 yılın en çok ve en büyük yakalamasıydı. Piyasa değeri ilk etapta 400 bin TL civarında olmakla birlikte işlendikten sonra 2 milyon liraya çıkacak bir piyasa değeri ve 21 binden fazla insanı zehirleyecek bir uyuşturucu yakaladık. Bu açıklamamızı yaparken de bu ortamda, bu iklimin gereğinde yaptık. Bizler Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı olarak sorumluluk bilincinde hukukun üstüne inanan bir teşkilatız biz öncelikle. Bunu söylemek istiyorum. Tabii bizim buradaki amacımız, buradaki söylemimiz kararlılığımızı, duruşumuzu göstermekti. Adıyaman narkotik çalışmalar açısından çok iyi gidiyor. Gerçekten iyi bir yerdeyiz. Özellikle sokakta satıcılara yönelik Mayıs ayından itibaren çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Niye Mayıs ayını söyledim? Biz Nisan ayının sonunda narkotimlerimizi kurduk Adıyaman'da. Ve uyuşturucu köpeğimiz de kuvvetlerimize katıldı. Sezar'ın da gelmesiyle birlikte biz uyuşturucuyla mücadeleyi kademe kademe artırdık. Ve bugün geldiğimiz noktada çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Tabii buradaki tek amacımız Adıyaman iline zehir tacirlerinin girmemesi, girenlerin de bir an önce elemine edilerek suç ve suçluyla mücadele kapsamında uyuşturucunun önemini biliyoruz. Buna mücadele ediyoruz. Tabii ben burada Türkiye genelinde de bazı istatistikler vermek istiyorum. Hani uyuşturucu artık ülkemiz için tehlike olmaktan çıktı, tehdit boyutuna geldi. Evet. Yani bizim ülkemizle mücadele eden bazı dış mihraklar sadece terörle mücadele anlamında bizim kararlılığımızla gördükleri için terörle mücadelede elde edemedikleri başarıyı gençliğimizi zehirlemek suretiyle işte gelecek nesillerimizi uyuşturucu bağımlısı, hastalıklı birer nesil yetiştirme anlamında uyuşturucu ülkemizde yaygın hale getirmeye çalışıyorlar. Biz de bununla mücadele için kararlı duruşumuzu Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı olarak sürdürüyoruz. Peki oransal olarak bir oran verebilir miyiz Sayın Müdürüm? Hani şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Uyuşturucu suçları aslında genel suçların arasında %1'lik bir oran teşkil ediyor. İlimizde de daha ve diğer illerde de. Ama toplum gündemini çok meşgul ettiği için önemli bir olay. Yani biz işte yıllık diyelim %95 suçlar şahsa ve mala karşı işlenen suçlardır. Uyuşturucu bunların içinde %1'lik bir oran. Onlar konuşulmaz, bunlar çok konuşulur. Tabii ama etki alanı açısından yani bir açıktan hırsızlık veya işte basit yaralama, yüksekten düşme bunlar da bir suçtur ama uyuşturucu maddede farklı bir suçtur.
etkisi çok ama sayısal anlamda az bir suç unsurudur bizim için. Suç sayısıdır uyuşturucu. Ama bizim terörle mücadeleden sonra en önemli farkındalığımız uyuşturucuyla mücadele olduğunu bilmesi istiyorum ben. Peki Türkiye'ye kıyas yaptığımızda ilimiz Türkiye ortalamasının neresinde? Mustafa Bey, sadece uyuşturucuda değil, ilimiz gerçekten Adıyaman huzur ve barış şehri diye boşuna denmiyor. Yani bütün istatistiklerde, şahsa karşı suçlarda, mala karşı suçlarda, trafik kazalarında, diğer intiharlarda, ölümlerde, uyuşturucu kullanımında genel itibariyle Türkiye ortalamasının hemen hemen bir çıtta altındayız yani. Gerçekten Adıyaman bu anlamda ürkütücü boyutlara hiçbir suçta gelmedik şimdiye kadar. Yani ne bir cinayette, ne yaralamada, ne trafik kazasında, ne uyuşturucu kullanımında ürkütücü boyutlara gelmedik. Yani şöyle Türkiye'yi 81 yıl olarak düşünürsek biz 35-40. Sıralardayız diyebilirim. Anladım. Bu da ilimizin nüfusul oranına eşdeğer bir rakam olarak karşımıza tabii çıkmaktadır. Bu nüfus oranında mesela Adıyaman o Türkiye'deki 31. büyük şehir. 33. 33 mü? Evet, 33. O evet. Yani diğer küçük nüfus oranına göre baktığımızda belki de o 35. sıralarda değil de daha aşağı sıralarda yani da olur. Yani 40-45'lerdeyiz hemen hemen. Öyle yani, söylüyorum yani. Evet. Peki müdürüm, elimizde bir de şöyle bir gerçek var. Ben dün sizinle program yapacağımı sosyal medyadan paylaştığımda birçok arkadaş gazeteci soru sordu. Size de yöneltmemi istediler. Özellikle siz göreve başladığınız ilk zaman diliminde en çok yoğunlaştığınız nokta tefecilik olayıydı. Tefecilik olayında ne durumdayız? Yani tefecilik Adıyaman'da halen almış başını gidiyor mu? Yoksa biraz nebze olsa da belini kırdınız mı? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Ben bu soruya geçmeden önce sayın seyircilerimize şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Sayın Aloğlu hem kıyafetiyle hem görüntüsü itibariyle çok yakışıklı bir beyefendi. Çok teşekkür ederim. Ben de tanıtım sunumlarında kullanmak üzere resmi elbiselerimi gönderdim ama ısrarla resmi elbiselerimi kullanmadı. Sivil bir kıyafetimi koydu. Ben de Aloğlu'ndan daha yakışıklı olmak için bugün resmi giyerek geldim özellikle yayına. Bunu belirtmek istiyorum. O suç benim değil, yalnız onu yapan arkadaşlar suçlamamız lazım. Evet. Şimdi Adıyaman'da göreve başladığımız ilk günlerde sıklıkla vatandaşlarımızdan duyduğumuz şikayet şuydu. Efendim tefecilik. Biz de bunun yanı sıra nispeten trafik konusunda da şikayetler gelmişti. 2T modeli geliştirerek biz dedik ki önceliğimiz 2T, tefecilik ve trafik. Tefecilikle mücadelede Mustafa Bey, şimdiye kadar gerçekten yapılmamış olan operasyonları yaptık. Yani geçen hafta yaptığımız operasyonla birlikte biz tefeciyle 5 tane operasyon yaptık. Sırf tefecilik için. Sırf tefecilik için. Ve gerçekten bu operasyonlar neticesinde de ciddi sayıda vatandaşımızın mağdur eden, vatandaşlarımızın çek ve senetlerle borçlu duruma sokan kişileri yargı önüne çıkarttık. Bunların birçoğu da tutuklandı. Bir kısmı cezaevinde, bir kısmı tabii tahliye oldu ama her şeyden önemlisi vatandaşlarımıza bir güven geldi. Yani vatandaşlarımız tefecilikle mücadelede emniyet biriminin kararlı olduğunu, bu dedikodudan öte geçip artık bir şeyler yapılabildiğini gördü. Biz bunun vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşlerini aldık. Hiçbir şey olmasa bile dediler, o tefecilerin elinde olan bizim senetlerimiz kurtuldu diye çok şükranlarını ileten vatandaşımız oldu. Ama tabii bu bitecek mi? Tefecilik operasyonlarımız bitmeyecek. Tefecilik bittiği zaman bizim de operasyonlarımız otomatik olarak biter. Ancak bir noktaya çok önemli bir temas etmek istiyorum. Buradan saygıdeğer izleyicilerimler lütfen beni can kulağıyla dinlesinler. Şimdi tefecilik olayı Adıyaman'da bizim gördüğümüz kadarıyla hani birebir insanlara zorla bir para verme trafiği yok. Yani vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarını legal yollardan karşılamak yerine bazı insanlarımız işte bankaya müracaat etmiyor veya esnaf kefalet kooperatifine gidip veya çok yakın eşinden, dostundan, akrabasından faizsiz para almak yerine gidip o tefecilerle içli dışlı olma durumunu seçen vatandaşlarımız var. Burayı çok gönüllü önemli. Mü? Gönüllü mü yapıyor? Yani şimdi şunu demek istiyorum Mustafa Bey. Bakın bu yanlış anlaşılmak da istemem ama hem pastam dursun hem karnım doysun olmaz. Şimdi karnımızın doymasını istiyorsak burada bir miktar ekmeğimiz, böreğimiz, pastamız varsa biz bu bir miktar ekmeğimizi, pastamızı, böreğimizi bölüp yememiz lazım öncelikle. Biz hem kendi pastamız dursun, kendi kazanımlarımız işte ufak tefek belki birikimi var veya bir dairesi var, arabası var. Bunları kendi borçları için kullanmadan başka birinden gidip borç alırsa tefecinin sonu bu bitirir yani insanı. Bunu herkes biliyor artık. Kimse çocuk değil, herkes aklı başında. Bir de üzülerek ben şunu müşahede ettim.
İşte biz bu tefecilik operasyonları yaptığımız zaman, açıkçası yani tefecileri kıstırdığımız zaman, vatandaşlarımızın o anda bile gelip önceden şunu diyebiliyorlardı: efendim işte korkuyoruz, ürküyoruz, artık adamları biz gözaltına almışız, bunda korkacak, ürkecek bir şey yok. O aşamada bile emniyete gelip daha önceki şikayetlerini geri alan vatandaşlarımız oldu. Yani tefeciden yana tutum ve davranış sergileyen vatandaşlarımız oldu. İşte efendim soruyoruz, bu senin tefecide senedini el koyduk. Hem kel hem fodul gibi bir durum olmuş. Yani dedik ki senin senedin vardı tefecide, bununla ilgili şikayetçi misin? Efendim yok, ben bunu araba satışı için vermiştim. İşte ev aldım, ondan borcum vardı diyen kısmen vatandaşlarımız oldu. Ben bunu üzülerek de müşahede ettim ama tabii çoğunlukla vatandaşlarımız bundan memnun. Gelelim özetine. Hani mümkün mertebe vatandaşlarımız tefecilere kendileri gitmesin. Kendileri gitmediği zaman otomatikman bu tefeciler yapacak iş bulamayınca da bu eylem ortadan kalkacak. Ama tabii biz de polisiye tedbirlerimizi artırarak devam ettireceğiz. En son geçen hafta 9 kişi yanılmıyorsam bir operasyon yapıldı. Bunlardan bir tanesi tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama birçok senet, çek, bunlara el koyduk. Müdürüm, ilk operasyon siz göreve başladığınız ilk dönemlerde hemen kısa bir süre sonra tefecilere yönelik ciddi bir operasyon yapmıştınız. Ve o operasyondan hemen sonra birilerinin siyasi çevre, bürokratik çevre veyahut da esnaf çevresi, artık bilmiyorum, halk arasında dolaşan dedikodu olduğu için bunu size söyleme gereği diyorum ki izleyicilerimiz de bunu bilsinler diye. Size baskı uygulandığı, bu tefecilerin üzerine fazla gidilmemesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğu halk arasında konuşulmaya başlandı. Doğru mu? Mustafa Bey, yani ben bütün açık yürekliliğimle söyleyebilirim ki sadece tefecilik konusunda değil, hemen hemen hiçbir konuda hiçbir yetkilimiz şimdiye kadar bizlere bir baskı uygulamadı, uygulamaz, uygulayamaz. Yani böyle bir oluşumun içine hiçbir yetkili zaten girmez. Yani ben bütün devlet kademesinde, bürokraside, siyasette görevli kişilerin bu tefecilik konusunun çözülmesinin yanı sıra çok başka diğer konularda da bizlere yakın desteğini müşahede ettim. Ben buradan bu vesileyle de gerçekten çalışmalarımıza üstün destek veren çok saygıdeğer Sayın Valimize şükranlarımı arz etmek istiyorum. Kendileri geçtiğimiz hafta içerisinde de hem şahsımı hem de personellerimi taltifle ve takdir belgesiyle ödüllendirdi. Bundan ziyadesiyle büyük mutluluk duyduk. Moral ve motivasyon açısından bizi ziyadesiyle mutlu etti. Yine bu anlamda çok saygıdeğer Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Aydın ve siyasilerimize de ben buradan bizlerin çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Yine Cumhuriyet Başsavcılığımız koordineli şekilde çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Rektörlüğümüz, bunlarla da çok güzel ilişkilerimiz var. Tekrar sizin sorunuzu unutmadım. Hani öyle bir şey olsaydı zaten Mustafa Bey, böyle bir baskı gelmiş olsaydı bu tefecilik operasyona devam etmezdi. Bizim ilk yaptığımız operasyonda normalde %7 olan tutuklama oranı biz %70'lere çıkarttık. 15 kişi mahkemeye çıkarmıştık. Bunların 9 tanesi tutuklanmıştı İlk yaptığımız operasyonda. Ve sonrasında da devamı geldi. Ve bundan sonra da gelmeye devam edecek. Hani bu tamamen söylentiden ibaret. Hiçbir kurum, kuruluş, kişi bizlere herhangi bir talimat vermedi. Vermez, veremez. Bu tefecilikle ilgili Sayın Müdürüm bir konuşulan önemli bir diğer husus ise şu. Yani isim, kişi, kurum belirtmeden bu işi yapan çevrelerin, yani hepsini kastetmek doğru olmayabilir ama emniyet teşkilatlarına sıcak bir dostluk, bir arkadaşlık, bir ilişki kurup kendi üzerlerine gelmemeleri yönünde de söylentiler var. Yani burada kimsenin ismini verip zan altında bırakmak istemiyorum. Olmaz ama mutlaka zaten size de gelmiştir böyle söylemler. Bu konuda emniyet mensubu, başta siz ve alt birimdeki müdürlerimiz polise kadar yaklaşım, tavır, usul nasıl oluyor? Yani hemen, vatandaşımız bu konuda rahat etsin mi Sayın Hemen Bey? Hemen cevaplıyorum. Bu tefecilik operasyonlarının başladığı zamanlarda yine bir röportajda bu konu gündeme geldi. Efendim işte gerçek yakalanması gereken kişiler yakalanmıyor, küçük insanlar uğraşıyor dendiği gün şu cümleyi söyledim: tefecilik yapan babam dahi olsa ben bu işin peşini bırakmam dedim. Ve sadece ben değil, hiçbir meslektaşım, şu anda da uygulamaya başladı bakın, 250 poliste bir asayiş uygulaması yapıyoruz Adıyaman genelinde, 20'de başladı, 23'e kadar. Benim o cengaver polislerime de, aslan kardeşlerime de hayırlı görevler diliyorum, buradan hepsinin gözlerinden öpüyorum. Hiçbir meslektaşım, başta ben olmak üzere,
hiçbir tefeciyle ne bir oluşum içerisine girmiştir, ne girer, ne de insani ilişkilerimiz dahi bizim hiçbir operasyon yapmamız engel değildir. İnsanın sonuçta Adıyaman'da yaşıyoruz, işte bir fırından gidip ekmek alıyoruz, bir restorana gidip yemek yiyoruz, bir berbere gidip ben bugün olduğum gibi tıraş oluyoruz. İnsanın olduğu her yerde bizler de varız polis olarak. Belki bir kiracı, yani ev sahibinin hakkında bir işlem yapılmak gerekse kiracı polisim, eminim ki herkesten önce gelip o işlem yapılması gereken ev sahibiyle ilgili işlemi gönül rahatlığıyla yapar diye düşünüyorum ve böyle de talimatlandırıyorum arkadaşlarımı. Yani bu konuda Adıyaman halkımız müsterri olsun ve burada da iddialı bir cümle kullandım, şunu söyledim. Lütfen dedim, bakın hiçbir şey dedikodu gibi kalmasın. Sizin bildiğiniz, düşündüğünüz veya mağdur olduğunuz, ulaşılmıyor, erişilmiyor, dokunulmuyor dediğiniz bir şahıs varsa yarın gelin bununla ilgili müracaatınızı yapın. Nasıl işlem tesis ediyormuş bunu da gözlerinize görün diye de söyledim. Bugün de Mercan TV ekranlarından söylüyorum. Lütfen böyle bir ihbarda, şikayette veya mağduriyette bulunacak olan vatandaşlarımız buyursun gelsin. Gizli kalmak koşuluyla biz onun müracaatını alırız. Bahsettiği kişi hakkında da gerekli işlemler yaptığımızı kendisi görür. Yani diyorsunuz ki biz Adıyaman Emniyet Teşkilatı olarak devletimizin, milletimizin yararına olan her konuda sonuna kadar kanunların bize verdiği yetkiyi kullanırız. Zaten bu öyleyiz yani. Evet, kesinlikle. Yani biz bunun için maaş alıyoruz. Devletimiz bizi bunun için buraya görevlendirdi. Kanunlarımızı Adıyaman ilinde uygulamak üzere devletimiz bizi buraya gönderdi. Burada da bir virgül açayım. Tabii hep söylüyorum. Bizim için asıl olan vatandaşımızın huzuru ve güvenliğidir. Halkın huzuru polisin gururudur derler. Mustafa Bey, ben Adıyaman Emniyet Müdürü olarak yapmış olduğum bütün icraatlarda hiçbir zaman çok katı tutum ve davranış sergilemedim. Şunu yaptım, kanunlar Ankara'da yazılır ama uygulanması illerdedir. Şimdi 2918 sayılı karayolları trafik kanununun bütün maddelerini motomot ben Adıyaman'da uygulamaya kalksam, inanın yarın okullar açıldığında öğrencilerimizi taşıyacak servis aracı bulamayız. Veya işte toplu taşımada, minibüs taşımacılığında birçok aksaklık ortaya çıkar. Şimdi en basit bir örneği vereceğim. Zamanımız var diye konuşuyorum. Herhalde yayında sıkıntımız yok değil mi? Evet, evet. Şimdi Karayolları Trafik Yönetmeliği der ki, işte servis taşımacılığı yapacak araçların 5 yaşından büyük olmaması gerekir. Ya şimdi İstanbul'daki 5 yaşındaki bir araçla Adıyaman'daki 5 yaşındaki aracın yıpranması aynı mıdır sizce? Mümkün değil. Mümkün değil. Veya işte kış lastiği uygulamaları. Şimdi 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmak zorunludur. Takmayanın hakkında da gerekli işlemler yapılır. Ama burada kar yağmıyor. Şimdi kar yağmıyorsa. Yani Çelikan, Sincik, Gerger tamam. Yani amenna işte benim işaret etmek istediğim hususlar bu. Efendim servislerde hostes bulundurmak zorunluluğu var. İşte servis ücretleri İstanbul'da 210 liraya 220 liraya öğrenci taşıyan servislerle Adıyaman'da 80 liraya 90 liraya 100 liraya yolcu taşıyan öğrenci taşıyan servisler bir kefeye koyamam. İşte idarecilik farkı da burada ortaya çıkar. Biz kanunların uygulanmasıyla vatandaş memnuniyeti arasında bir köprüyüz. Ve Adıyaman'da da çok şükür geldiğimizden beri 15 aydır bu kanunlarla vatandaş memnuniyetini bir dengede tutmaya çalışıyoruz. Her şey kanun kitap dersek vatandaşa zulüm olur. Ama ya boş ver kanunu kitabı, Adıyaman mutlu olsun, Adıyaman mesut olsun dersek de o zaman da anarşi doğar. Başkalaşmışlık olur. Bizim gelmemizin bir anlamı olmaz. Ve ben şunu da açık yürekliyle söylüyorum. Ben Adıyaman'a tayin olduğumda bana dediler ki Adıyaman çok güzel bir yer. Çok rahat edersin, huzur bulursun. Ben bir cümle söyledim o bana söylenen kişiye. Dedim ki Adıyaman'ımız huzurlu, mutlu olsun ama ben Adıyaman'a rahat etmeye değil, insanları rahat ettirmeye gidiyorum dedim. Ve çok şükür geldiğim günden beri de insanları rahat ettirmek için ben kendim olarak değil, teşkilatımla, Sayın Valimizin önderliğinde, diğer paydaş kuruluşlarla üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum. Anladım. Şimdi Sayın Müdürüm, ilimiz sürekli her ortamda huzurun başkenti diye anılır. Nitekim de huzurun başkenti olmasak da bana göre huzurlu bir kent olduğumuz bir gerçek ki bütün sosyal dokusuna rağmen yani Kürdü, Türkü, Arabı, Ermenisi, Süryanisi bütün etnisitenin bir arada olduğu çok ender yerleşim birimlerinden bir tanesi. Buna rağmen de asayiş olayları Türkiye ortalamasının çok altında olması altında. Bizim için oldukça önemlidir. Bu noktada baktığımızda ilimizde önemli sorunlardan bir tanesi de şimdi siz
örnekle açıkladınız da trafik sorunu. Geldiğiniz zamandan beri tabii trafikle ilgili birçok çalışma yaptınız. Özellikle belediyeyle koordineli olarak. Son imar planıyla birlikte bir takım ulaşım yollarında değişiklikler de oldu, olacak da önümüzdeki dönemlerde. Mesai saatinin çıkışında özellikle işte üniversiteden hastaneye kadar ana bulvar üzerinde ciddi manada bir trafik sıkışıklığı var. Benim en çok dikkatimi çeken ve en çok da garipsediğim, belediye başkanı ne zaman konuk etsem sorduğum ve bir türlü işte il trafik komisyonunun kararı dediği bir cevapla karşılaşıyorum. Bu trafik ışıkları. Bu trafik ışıkları neden bu kadar düzensiz? Yani bir 70 saniye bekletiyor bir yerde, bir yerde ana bulvarda geçit vermesine 20 saniye geçit veriyor. Yani bu dışarıdan bir trafik uzmanını getirme gibi bir il trafik komisyonu olarak böyle bir çalışma yapılmadı mı? Yani bu trafik bu hep bu şekil mi devam edecek? Yok, trafikle ilgili de bu bizim kaderimiz değil. Yani Adıyaman trafiği de, şimdi şunu bir defa kabul etmek lazım. 1996 yılında da bu Adıyaman'ın caddesi ve sokakları aynıydı. 98'de de aynıydı. 2018 yılında 95 binden fazla kayıtlı aracın olduğu Adıyaman'ımızda cadde ve sokaklarımız aynı. Dolayısıyla bizim bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biz bu konuda Sayın Belediye Başkanımızla gerçekten ciddi şekilde bunların üzerine eğilmeye çalışıyoruz. Nedir yaptığımız yenilikler? Geldiğimizde bir şeyler değişecek diye söylemiştik. Şimdi sizin bahsettiğiniz bazı sinyalizasyondaki ışık donanımına bazı yerlerde müdahale edildi. Örnek vereyim, karayolları kavşağında biz ilk geldiğimizde oradaki ışıkların süresi 84 saniyeydi. Arkadaşlarıma şu cümleyi söyledim. 84 saniyede bir insanı boğazlarlar trafikte. Allah korusun. Ölçtük, biçtik, 40 saniyeye düşürdük oranın bekleme süresini ve baktık ki araç bekleme diye, kuyruk diye bir şey kalmadı karayolları kavşağında. Hem daha az bekliyorduk hem trafik aktı gitti. Bununla ilgili birçok yerde de biz bu çalışmaları yapmaya başladık. Şimdi Adıyaman'ın esas meselelerinden bir tanesi yan yollar. Biz bunu geç keşfettik aslında. Ama tabii biraz da Adıyaman trafiğinde bir şeyler yapmak istediğimiz zaman biz Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlıyız. Evet. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz de Elazığ'da. Bizim Adıyaman'da bir şube şefliğimiz var. Dolayısıyla biz yapacağımız bütün değişikliklerde bölge müdürlüğüyle işbirliğinde olmak durumundayız. Ha, sağ olsunlar Sayın Bölge Müdürümüz, Sayın Valimizin de direktifleriyle, talimatlarıyla bizlere yakın şekilde, özellikle şube şefimiz çok ilgili Adıyaman'daki. Ama ne kadar istersek isteyelim bir yazışma trafiği, yani belki 3 günde halledecek bir mesele bizde 3 haftayı 5 haftayı buluyor. Şimdi Dursun Çavuş Kavşağı'nın oradaki yan yolların bir kısmını tıraşladık tabiri evet, caizse. Evet, Emniyet evet. Müdürlüğü'nden valilik ışıklara kadar olan yerdeki kavşağı tıraşladık. Yine Ünal Petrol'ün o bölgesine olan kısmındaki bazı tıraşlamalar yaptık. Ve baktık ki bu tıraşlamalarımız vatandaşımızın memnuniyetini düşer oldu. Yani iyi bir trafiği de rahatlattı. Trafiği de ciddi anlamda rahatlattı. Dolayısıyla biz şimdi ne bekliyoruz? Bu yan yolların tamamının kaldırılması çalışmasını yapacağız. Tabii bunu yaparken de bir tek handikapımız şu olacak. Şimdi vatandaşlarımız karşıdan karşıya geçerken hemen hemen bulduğu her yerden geçmeye çalışıyor. Her ne kadar tel örgülerle çekilmiş olsa da. Şimdi normalde bu yan yola geldiği zaman vatandaş bir saklanma cebi olarak görüyor. Daha sonra biraz daha yürüyor. Biz bu yan yolları tıraş ettiğimiz zaman vatandaşın karşıdan karşıya geçiş metresi atıyorum 5 metreyken 9 metreye çıkacak. Aslında yollarımız çok güzel olacak. Yani bir 5 şeritli yolun olduğunu düşünün. Yani boydan boya Adıyaman şehrinin girişinden çıkışına kadar yan yolları kaldırırsak güzel bir görüntü ve ideal bir yol genişliği olacak. Burada işte yaşlı vatandaşlarımız var, hasta vatandaşlarımız var. Belki karşıdan karşıya geçerken o refleksi tam tamamlayamadıkları için kaza olmaması riskine karşın biz bunlara bazı önlemler alalım diyoruz. İşte bu da ne bileyim üst geçitler olabilir veya yaya geçitlerinin sadece belli yerlere kanalize etmek. Kısacası yan yollardaki trafiği düzenlemekle bulvarı rahatlatacağız. Ama bulvarı rahatlatmak iş bitmiyor. Gelelim şimdi şehir içine. Şehir içerisinde de şimdi trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcımız yaklaşık 3 aydır ilimizde göreve başladı. Kendisini ben daha önceki yıllardan da tanırım. Trafik konusunda çok bilgili ve donanımlı bir arkadaşımız. Hemen hemen her günde belediyeyle görüşüyor. Mustafa Bey, toplu taşıma araçlarının güzergahına biz müdahale etmek istiyoruz. Siz emniyet olarak? Emniyet olarak belediyeye trafiğin birlikte. Trafiğin akışını yani rahatlatmak trafiğin için. Trafiğin daha iyi akması için toplu taşıma araçlarımızın
Adıyaman içerisindeki güzergahında ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Bununla ilgili ciddi bir çalışma yapmak istiyoruz ve şimdiden başladık. Hani şimdi bütün araçların Sümer Meydanı'na gelme gibi bir zorunluluğu var gibi. Var gibi şu anda. Evet, evet. Yani hem minibüsler, hem otobüsler ve diğer ve toplu taşıma araçları dolayısıyla kaldırmıyor, tıkanıyor gerçekten de. Şimdi biz Ulu Cami'nin orayı geliş gidiş yaptık. Biraz rahatlama oldu ama her şey Sümer Meydanı'nda tıkanıyor. Böyle olunca biz bu toplu taşıma güzergahlarını bir değişiklik yapmaya çalışacağız. Tabii burada biz servisçiler odamızla da şoförler odasıyla da birlikte oturup birlikte karar vereceğiz. Ve en son nihayetin memnuniyeti de Adıyamanlı vatandaşımızdan bekleyeceğiz. Hani bir de tabii buradan Sayın Başkanımızın da bu konuya öncelik verdiğini bildiğim için kapalı otopark çalışması istedik kendisinden geldiğimizden beri. Öncelik ilk etapta 1000 araçtık, uzun vadede de 5000 araçlık bir kapalı otopark ihtiyacımız var bizim Adıyaman özelinde. İnşallah bu da belki şu belediye binamızın yeni görselini gördünüz herhalde. Bunun evet. yapılmasıyla birlikte işte valilik inşaatının bir büyük bir meydan olacak şeyi var, çalışması var. O olduktan sonra biz otopark sayısını da açık otoparklarımız var, kapalı otoparklar da artırırsak biraz sirkülasyonu rahatlatmış olabiliriz. Ama hepsinden önemlisi de dediğim gibi bu güzergahlarımızın değiştirilmesinin bize getireceği yarar diye düşünüyorum. Bu anlamda da çalışmalarımız devam edecek. Yani kısa vadede bu söyledikleriniz uzun vadede olacak şeyler. Güzergahlar çok uzun vade sayılmaz Mustafa Bey. Yani şehir içi trafiğin güzergahlarının değişmesi çok uzun vadeli bir değişiklik olmayabilir. Yani bir 3 haftalık 4 haftalık periyod içerisinde bu güzergah değişimini tamamlayabiliriz. Ama getirisi ne olacak, götürüsü ne olacak buna bakmak lazım. Bunun hesabını mutlaka bu sürede komisyon olarak yapacaksınızdır. Mutlaka yapacağız. Mutlaka yapacağız. Peki Sayın Müdürüm, trafik noktasında tabii biz bunu söylüyoruz ama bu işin neticede ana lokomotif görevini üstlenecek olan belediyedir. Eğer ki belediye bu noktada kapalı otoparklar, açık otoparkların sayısını artırırsa bu rahatlama olacak. Yani bu araçların, toplu taşıma araçlarının güzergahının değiştirilmesinin de eğer ki çok fazla ciddi bir yerlere dokunursa o da biraz sıkıntı yaratacağı da olabilir ama inşallah çok fazla sıkıntı yaratmadan neticede toplumun bir bütün olarak rahata kavuşması için atılacak adımlardır bunlar. Son zamanlarda çok önemli olan bu Afrin operasyonuyla ilgili, aslında programın başında girecektim ama unuttum. Bu Afrin'deki kahraman Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı iletelim öncelikle. Allah yar yardımcıları olsun. Bu süreçte sosyal medyada bilgi kirliliği, algı operasyonu yapan bazı kişiler oluyor. İlimizde bu noktada son olarak Afrin operasyonu ile ilgili bir gözaltı olayı var mı? Biz tabii bu operasyonların başladığı gün algı bile değil, direkt olarak yapmış olduğumuz bu silahlı kuvvetlerimizin gerçekleştirmiş olduğu çok başarılı operasyonu eleştirel anlamda paylaşımlar oldu. Bu paylaşımlardan bir tanesi Kahta ilçemizde meydana geldi ve oradaki şahıs tutuklandı. Bir tanesi de burada üniversitede bir öğrencinin bir paylaşımı oldu, o da tutuklandı. En son bir tane asker, yani askerini yapan bir er böyle bir paylaşımda bulundu. O da adli mercilere sevk edildi. Hani biz tabii orada Mehmetçiğimiz 24 saat esasına dayalı canını ortaya koyarak, yani vatan millet aşkına gerçekten canını içe sayarak orada görev yaparken, burada biz Adıyaman'da olsun, diğer illerde olsun bu operasyonun tabiri caizse sulandırılmasına, farklı anlamlara çekilmesine müsaade edemezdik ve aynı kararlı duruşumuzu sergileyerek bununla ilgili herhangi bir paylaşım olursa gerekli işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü sonuçta suçtur yani bu devletin temel varlıklarını, temel niteliklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni veya ne bileyim yapılmış olan bir operasyonu eleştirel anlamda yaklaşmak, hele şu OHAL döneminde açıkça bir suçtur ve bununla ilgili de yasaların öngördüğü çerçevede gözaltı ve işlemler devam edecektir. Ama hemen kesildim Mustafa Bey, onu söyleyeyim yani. Ben Adıyaman özelinde konuşuyorum. Belki 3 sene önce, 4 sene önce böyle bir paylaşımlar o dönemlerde farklı olabilirdi ama şu anda belki OHAL'in etkisiyle, OHAL'in verdiği atmosferle veya devletimizin, güvenlik güçlerinin bu konuyla ilgili adliyemizin kararlı duruşundan dolayı bununla ilgili pek bir şey olmadı şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra olmamasını İnşallah diliyoruz. Olmaz. İnşallah. Müdürüm, OHAL demişken, OHAL Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde dillendiriyor ama
uygulamada bir kolluk kuvvetinin başı olarak OHA'nın günlük yaşamda normal dönemlerdeki uygulamalarınızla OHA döneminizdeki uygulamalar arasında bariz bir farklılık var mı? Hiçbir farklılık yok diyebilirim. Yani bunu açık yüreklikle zaten bizim onunla ilgili herhangi bir yorum yapmamız da doğru olmayabilir ama vatandaşlarımız da belki bunu hissediyordur. Ben sadece bir bürokrat olarak değil, Türkiye'de yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak yani bu OHAL uygulamasının benim günlük yaşantımı hiçbir şekilde sadece benim değil, eşimin, çocuklarımın, eşimin, dostumun hiçbir şekilde kısıtlayıcı bir durum ortaya çıkardığını düşünmüyorum. Yani herkes, siz de takdir edersiniz ki, yani ne bir gece sokağa çıkma yasağı gibi. Veya bir vatandaş olarak ben bir fark etmiyorum yani ama kolluk kuvveti olarak o açıdan ben de yani. Kesinlikle yapmış olduğumuz iş ve eylemler normal zamanda nasıl yapılması gerekiyorsa şimdi de aynı şekilde yapılıyor. Bu daha çok almış olan karar, bu başta FETÖ, PDY terör örgütü olmak üzere diğer 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra geliştirmiş olan bir refleks olarak düşünüyorum. Ve bu daha çok soruşturmalarla alakalı bir durum diye düşünüyorum ben. Şimdi biraz önce dediniz ya kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalar. Bu bağlamda bir izleyicimiz de bir konuda bir şikayette bulunmuş. Sokak düğünleri yasak diyor ama sokak düğünlerinin ilimizde yasaklanması mümkün değil. Yani ekonomiyle alakalı bir şey, toplumsal yaşantıyla alakalı bir şey. Yalnız bazı sokak düğünlerinde silahlar sıkılıyor. Dün akşam Marazgirt Mahallesi'nde 19:30-20:30 arasında çok silah sıkılmış. Bu noktada düğünlerde silah sıkılması noktasında Sayın Müdürüm. Yani tabii şimdi biraz önce söylediğimiz bazı tolere edilebilir esneklikler olabilir ama işte sokakta silah atmaya da tolere edecek kadar değil mi? Yani düğün olmaz tamam. Yani bunun hiçbir şekilde kabul edileri bir anlamı olmaz. O zaman dediğim gibi bizim varlığımızın bir anlamı olmaz. Siz ne dedik ya, o zaman anarşi ortaya çıkar yani. Herkes kafasına göre hareket eder. İşte şimdi orada dediğim gibi sen orada silah atıyorsan veya geç saatte kadar işte benim özgürlüğüm var, nasıl olsa kimse de bana ses çıkarmıyor diye 12'den sonra davul zurnayı devam ettirirsen bir gün sonra sınava girecek bir öğrencinin veya hasta yatağında yatan bir yaşlının hayatını veya 2 saat boyunca o annenin bin bir çabayla uyuttuğu çocuğun tekrar uyanmasına sebep oluyorsan bunun özgürlükle falan bir alakası yok. Bu anlamda ben ihbarlarımızın çok değerlendireceğini düşünüyorum. Vatandaşımızın da gördüğü bu tür aksaklıkları bizlerle 155 marifetiyle paylaşmasını istiyorum. 155 demişken geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre ihbar sayısında büyük bir artış olduğunu gördük. Bu da bizi memnun etti ve asılsız ihbarlarda biraz azalma oldu. %25 civarında asılsız ihbarlarda azalma oldu. Yani ihbarların niteliği daha çok asıl ihbara dönüştü. Fakat genelde ihbarlar asayiş, trafik ve diğer hususlara yönelik ihbarlar geliyor. Bizim daha çok beklediğimiz özellikle teröre yönelik ihbarlar ve ikinci terör olarak adlandırdığımız uyuşturucuya yönelik ihbarların da artmasını ben canı gönülden temenni ediyorum. Yani, buradan da bu mesajı vermek istiyorum. Toplumsal hassasiyet daha mı arttı 155'i evet. Kullanım noktasında? 155'i kullanım noktasında hem arttı. Hem nitelik açısından? Evet, hem de asılsız ihbar sayısı ciddi anlamda düştü. Yani önceki yıllarda asılsız ihbar sayısı biraz fazlaydı. Şimdi istatistiklere ben baktım. Ciddi ihbardaki doğruluk oranı artmış. Bu da vatandaşımızın bizlere gösterdiği güven, teveccüh anlamında olumlu bir gelişme diye değerlendirebiliriz. Geçen 2 hafta önce Sayın Valimizin başkanlığında ilimizin kurum müdürleri basına 2017 yılın değerlendirme toplantısını briefing olarak vermişlerdi. Siz de orada bu çalışmalarınızı sunmuştunuz. Geçmiş yıllara kıyas da vardı orada. Bir bütün olarak geçmiş yıllara göre ilimizin durumu iyiye gidiyordu sanki. Kesinlikle onu zaten bu 2 ay önce de asayiş olaylarında %18'lik bir azalma olduğunu deklare etmiştim. Gerçekten de şöyle söyleyeyim ben. 2016 yılında Adıyaman genelinde 10.093 suç işlenmişken 2017 yılında bu sayı 9.858'e düştü. Yani ciddi bir azalma var. 1554 kişiye işlem yapılmış 2016 yılında. Bu sayı 2017'de 1418'e düştü. Bu asayiş suçlarında. Müdürüm, bu asayiş suçları demişken şimdi biraz da aslında açıklamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Belki oran önünüzde vardır. Şimdi bir mutfakta
yemek hazırlarken bıçağını kesen, bıçakla parmağını kesen bir hanımefendi hastaneye gittiğinde hemen adli tutanak tutuyorlar. Adli tutanak tuttuğunda ya emniyete ya jandarmaya yerleşim biriminin durumuna göre bildiriyorlar. Bu da bir asayiş olayı olarak kayıtlara geçiyor değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bu bizim bizden kaynaklanan veya elimizde olan bir durum değil. Bunun da kesinlikle yüksekten düşme, mesela inşaatta çalışan bir işçi yüksekten düşme neticesinde yaralandığı olarak zaman adli vaka olarak kayıtlara geçiyor ve hatta işte trafikteki yaralanmalar da adli vaka olarak işlem yapılıyor. Bununla ilgili bir suç numarası veriliyor. Bu basit olayları çıkardığımızda, yani işte yara, ufak tefek yaralanmalar, ne bileyim inşaattan düşmeler veya trafik kazaları, bu gibi yaralanmaları çıkardığımızda ilimizin suç oranı sayısı ne kadardır? Onu şöyle söyleyeyim ben, hemen asayiş operasyonlarından bahsedeyim biraz. 2018 yılında mesela arkadaşlarımız güvenlik şube istatistiğini vermiş bana. Toplumsal olaylar 2015'te 223, 2016'da 160, 2017'de de 131'e düşmüş. Mesela bak, toplumsal olay sayısı neredeyse 2 yılda 223'ten 131'e düşmüş. Yani bu azalma ciddi bir toplumsal olaylarda azalma gösteriyor Adıyaman'da. Yine terörle mücadelenin operasyonlar anlamında da gözaltına alınan şahıslar 2016'da 366 iken bu yıl 198'e düşmüş. Ki olanüstü hal şartları. Evet. Yani da böyle olduğu halde yarı yarıya düşmüş terörle mücadelede. KOM şube açısından da yani 535 olay olmuş 2015'te, 246 2017'de. Yarı yarıya bir azalma var. Hani sizin dediğiniz gibi çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hani yüksekten düşme, basit yaralama, işte sözlü münakaşa, ağız münakaşası veya işte İki tane komşunun kavga edip karakola gitmesi gibi olayların dışındaki olaylara baktığımızda ciddi anlamda da bir azalma söz konusu. Emniyetin performansını daha çok bu tip basit olaylar mı harcıyor Sayın Müdürüm? Onu şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, çok da bizi o kadar da... Yani zaman alma açısından. Zaman alma açısından tabii mutlaka, yani sonuçta bir evrak tanzim ediliyor. Adliye o şahıslar çıkarılıyor ama burada çok güzel iki müessese başladı. Tabii bunu Sayın Cumhuriyet Başsavcılığımız, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız da bir açılışta söylemişlerdi. Vatandaşlarımızın uzlaştırma ve ara buluculuk müessesesi diye iki tane müessese var. Adliyede yeni i̇şte kuruldu, evet. Sizin dediğiniz gibi bu tür konuların daha çok uzlaştırmacı tarafından veya ara buluculuk sistemiyle çözülmesi sanki daha yerinde olacak gibi. İşte iki tane çocuk mahallede kavga etmiş, ağız münakaşası veya işte komşusu yukarıdan halıyı silkmiş, birbirlerine davacı şikayetçi olmuşlar. Yani bunun için polisin gidip orada efor sarf etmesi yerine bu insanların uzlaştırmacı marifetiyle veya ara bulucu marifetiyle bunları çözmesi daha yerinde olacaktır diye düşünülmüş. Bu müesseseler de belki tam anlamıyla hizmete girdiğinde sayılar daha da azalacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii narkotik suçlarına bu şeyde, hani dedik ya Türkiye'de bir tehdit boyutuna uyuşturucu, geldi. Evet, uyuşturucu. Evet. Operasyonumuz 504'e çıkmış 2017'de. Bir önceki 344 olan sayı, 504 operasyon yapmışız. 51 kişi tutuklanmış 2016'da, 2017'de 88 kişi tutuklanmış uyuşturucu satıcısı olarak. Bu çok önemli. İki gündür Adıyaman gündemini meşgul eden Eski Saray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksel, malumunuz dün öldü diye bir haber yapmıştı. Bugün ben ölmedim, yaşıyorum diye. Bize Allah hem, hayırlı uzun ömürler hem versin. Hem selamlarını göndermiş. O da değerli bir dostumuz. Mahallelere göre suç istatistiği var mı benim mahallem? Ya hepsi var. Hepsi var. Bütün mahallelere göre, hatta o Sayın Valim'le birlikte yapmış olduğumuz toplantıdaki briefingde benim mahalle de vardı ama tabii o günün iklimine göre 3 saatte anca çıkabildik o toplantıdan. Kendisi istemesi halinde, hatta istemesine gerek kalmadan bütün mahalle muhtarlarımıza buradan biz suç istatistiklerini göndeririz kendilerine. Ama daha önce de sanki şeyde değil ama valimizde biz muhtarlarla bir toplantı yapmıştık. Siz yoktunuz o zaman Mustafa Bey. Benim dediğim toplantıda da mahalle bazında biz bunları açıkladık. Evet. Asayiş'ten sorumlu emniyet müdür yardımcım, trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcım ve benim de katıldığım bir ortamda mahalle muhtarlarımıza mahalle bazında suç kalemi olarak bütün suçları açıklamıştık. Müdürüm, dilerseniz kısa bir ara verelim.
Olur. Aradan sonra birkaç sorum da devam edelim. Olur. Sevgili seyirciler, konuğum İl Emniyet Müdürü Sayın Metin Alper. Sayın Alper ile Adıyaman'ın emniyet durumunu konuşuyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrardan devam edeceğiz efendim.